Değerli dinleyenler, hepinize merhaba. Birbirinden değerli konukları ağırladığımız Az Çok programında bu haftaki konuğumuz yazar, oyuncu, komedyen, sunucu Ali Biçim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? İyiyiz biz de. Yine yağmurlu bir gün. Hep benim programlarım yağmurlu bir güne denk geliyor böyle. Konuklarım da bu yüzden çok sinirleniyor. Böyle gergin gergin başlıyoruz programa her seferinde. Valla benim yağmurlu havalarda katıldığım ilk radyo programı. Daha önce nereye katıldınız diye sorarsanız Virgin Radio, Power FM, Power Türk, MTV Radyo. Tabii bunların hepsi yalan. Sırf sen rahatla diye söylüyorum. Hiç yağmurlu günde bir radyo programına katılmadım. Ama yağmurlu günde sadece ben değil, bütün şehir gergin olur. Çünkü eğlenceli değil. Trafik, kaos, ulaşım sorunu şey vesaire. Ama iyiyiz ya. Şu an sıcak çayımız, sıcak insanlar. Herkes burada. Herkes bizi izliyor gerçekten. Aynen. Hani hiç öyle radyo gibi düşünmeyin. Kimse nasıl yok. Düşüneyim? Sadece biz dinleyicilerimize söylüyorum. Ha, anladım. Anladım. Bir sürü insan var şu anda burada. Hepsi bizi izliyor. Normal çekilmiş gibi sanki. Çok güzel. Evet, başlayalım artık. Size ün kazandıran Jaspide. Doğrudur. Evet. Ya inkar mı ediyorsunuz diye söyleyeceksiniz. Evet, inkar mı ediyorsunuz? Yo. Ben hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum hatta. Çok küçüktüm ben o zaman. Ciddi misiniz? Ya çok küçük değilim ama lisedeydim sanırım. Evet, lisedeydim. Şu an kendimi çok yaşlı hissettim ama ya. Lisedeydim ve hatırlıyorum, haberlere falan çıkmıştı. Doğru. Jaspide, ben de böyle oynuyordum onunla. Jaspide diye. Evet. Bir şey diyemedim şimdi ya. Biz de hatta geçen dedim dün videonun yönetmeni Can Sercan, benim arkadaşım. Onunla böyle bir şarkı üzerine belgesel yapalım dedik. Hani eski görüntüler, çekim hataları toparlayalım diye. Sağ olsun ama hepsini silmiş. O yüzden belgesel fikrimiz çöpe atıldı. Evet, doğru. Oradan çıktık. Hiç bekler miydiniz bir klibin böyle bir anda bu kadar çok ses uyandıracağını? Yok, hiç beklemiyordum. Yani büyük sıkıntıdaydım. O yayın arasında bahsettiğim o hani borç batağı falan filan değil de. Evet. Yani hiç öyle bir hedefim yoktu. Yani başarılı olacağını tahmin edebiliyordum ama hani beni hayallerime ulaştıracağını tahmin etmiyordum. Öyle bir noktaya geldik yani. İşte hani yer ve zaman önemli diyorum artık. Başka hiçbir şey değil. Hayallerinize ulaştırdı derken? Yani oyunculuk okudunuz üniversitede. Ya hayallerim, ya hem oyunculuk okudum hem sahne ve gösteri sanatları yönetimi okudum ama hayallerim yani okumak değildi sadece. Yani bir an evvel piyasaya atılıp para kazanmaktı. çünkü hani okul bittikten sonra şey tribi vardır. Allah'ım hani bugün diplomayı kaldırıyorum ama yarın neyi kaldıracağız falan filan kafası var ya. Yok yani hani çok çaresiz bir durum. Ve ben okulumun son dönemi öyle bir çaresizliğe düştüm. Çünkü şey hani tiyatro yapmak istiyorum ama şu an istemiyorum dedim. Yani 2011 senesi falan da ortaları işte mezun olmaya yakın. Televizyon istediğim zaman, yani televizyonda bir şey yapmak istediğim zaman insanlar o zaman niye okuyorsun diye saçma sapan sorular soruyorlar. Böyle bir şeyde eğitim öğretim hayatından geçtim ben. Hani hayallerim var, niye hayal kuruyorsun? Evet. Bir şey başarmak hala istiyorum diyorsun. Öyle. Niye başarmak istiyorsun? Ben bu insanları yendiğimi düşünüyorum. En azından öyle bir mücadelem vardı. Sonra da işte klipte hayallerimin ilk basamağı oldu. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş devam etmeye fikir başladım. Fikir sizindi değil mi? Jaspide. Fikir annemindi. Yok, şaka. Yok, fikir evet benimdi. Fikir benimdi. Sonra Can Cana diye bir gitarist arkadaşımla kaydettik. Önce amatör bir kayıttı zaten. Yani hiç böyle üzerine profesyonel düşündüğümüz bir şey değildi. Aklıma geldi sözleri. Zaten şarkının altyapısı hazır. Girdik kayda. Sonra işte Can Sercan'la tanıştım. Haydi klibini çekelim dedik ve çektik. Yani fikir benimdi çünkü şey parodi şarkılar yapıyordum sürekli. Bir de Ramazan'a denk geldi. Hadi dedik, evet. Ramazan'a adapte edelim. Yani bu bir ekip işi değil aslında. Ben çok çaresizdim ve çaresiz kaldığım için bir şeyler yapayım dedim ve öyle sözler çıktı. Peki Michael Jackson'ın şarkısını kullanmaktaki bir stratejik bir hareket, bir düşünce var gibi geldi. Var. Çünkü Michael Jackson'ı sevmeyen çok az insan vardır. Vallahi artık öyle değil, biliyor öyle musunuz? Öyle değil mi? Öyle değil. Yani, şimdi bence bu da etkili oldu bayağı. Michael Jackson ölene kadar zaten hani milyonlarca hayran var. Belki milyar tanedir yani. 2 milyar tane olduğuna inanırım. Fakat ben şarkıyı yaparken hani onun işte popülerliği tabii ki şöyle yani Beat It parçasını kim bilmez ki yani. Sonuçta Michael Jackson'ın meşhur olduğu dönemlerde Afrika'daki çocuklar ekmek nedir bilmezken Michael Jackson dinliyorlardı. Öyle bir durum vardı. Fakat
biz hani bu çok dinlenilen de bilinen şarkının altyapısını kullanırken bir stratejik durum ilerlemedi. Yani izlemedik öyle bir şey. Sadece insanlar... Tamamen saf duygularınızla. Kesinlikle saf duygular. Çünkü duyduğu zaman insanlar önce orijinalini eşlik edecek, sonra benim sözleri ezberleyecek. Çünkü ben bu şarkılar gibi 15-20 tane daha parodi yaptım. Parodi şarkı yaptım. Konser de verdim. Evet. 15-20 tane. Ve insanlar benim şarkılarımı hep birazdan söylemiyorlardı. Sadece sözleri duyduğu zaman eğleniyorlar ve altyapıları duydukları zaman da dans ediyorlardı. Evet. Böyle bir etkisi var parodi şarkının. Bunu Türkiye'de yapan yok sanırım. Var. Var mı? Var. Grup Vitamin yapıyordu. Yani rahmetli Gökhan abiyi de buradan saygıyla analım. Çok seviyorum çünkü Grup Vitamin'i. Ama sonra yapanlar galiba çıkmadı. Yani Bates Motel Pro diye bir ekip var. Onları ben çok beğeniyorum bu parodi şarkılar konusunda. Yani dünya çapında örnekleri var ama Türkiye'de galiba az ya. Çok az. Bir tek sizi biliyoruz biz. Yani ben yeni nesilde çok şarkı yaptım. Hani Modern Talking'ler, Madonna'lar, Queen'ler, Michael Jackson'lar. Ama ben de geçenlerde düşündüm. Bir de bunlara çok klip de çekerdim. Hani popçu gibi klip çekerdim. Benim 15 tane klibim var yani araştırıp baktığınızda. Ama uzun zamandır parodi şarkı da yapmıyorum. Demek ki o öyle bir dönemmiş. Bir kere yaptık, aldık oradan. Konserlere çıkmıyorsunuz zaten. Ya işte onu da geçenlerde, ben her şeyi geçenlerde arkadaşlarımla bir oturdum konuştum. Niye artık bunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum diye. Artık konsere de çıkmıyorum dediğim şey, o bir senelik bir şeydi. Ayda bir konsere çıkıyordum. Bir de o ay içinde başka özel bir etkinlik olursa oralarda çıkıyordum. Bir konser, bir de bir istek, seyirciyle buluşma isteği. Çünkü ondan sonra benim programım başlamıştı. Konserleri zaten yapamıyorduk. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu geçtiğimiz ay ben Gazi Üniversitesi'ne gittim söyleşiye. Pardon, Gazi Üniversitesi değil. Çok pardon, yanlış söyledim. İstanbul Kongre Merkezi'nde bir arkadaşımın düzenlediği etkinlikte bir söyleşi vardı. Şu an yazmış olduğum film aslında Michael Jackson'la ilgili bir film. Ben bir hani derler ya nabız yoklama, seyirciye bir nabız yoklama yaptım. İşte Michael Jackson seven var mı falan filan diye böyle bir işte 400-450 kişi vardı. İki kişi parmak kaldırdı. Peki dedim sevmeyen var mı? Bir kişi kaldırdı. Dedim siz herhalde o hani başka çocuk davaları falan ondan mı sevmiyorsunuz? Yok dedi, tarzını beğenmiyorum. Ya işimiz çok zor ya. Peki kitleye sonra şeyi sordum. Siz dedim o zaman Justin Bieber'cısınız ya. Yani o da değilse yani o da değiller. O da değiller. Sonra başladılar gümbür gümbür Hadise'nin Prenses şarkısını söylüyorum. Dedim tamam. Yani ben bu sene bu filmi yaptım. Seneye yaparsam ondan sonra beni Bayezid mezarlığında görürsünüz. Türk milleti zaten kulüplerde bile şey dinleyen, Gülşen'le eğlenen insanlar yani. Ya ben herkesin müzik zevkine saygı duyuyorum. Ama onunla da eğlenilmez ya. Hani bence eğlenilmez. Yok. Eğleniyor insanlar. Eğleniyorlar. Yani, bayağı hem de. Bu hani hep şey düşünüyoruz ya. Ya ben bu müziği dinliyorum kardeşim. Bu benim doğrum. Bu en iyi müziktir. O öyle bir şey yok ya. Ya Prenses'i de o şey evlilik programındaki kız ünlü yaptı ya bence. Ben öyle vallahi, daha çok tıklandı o söyledikten sonra. Ya öyle bir şey olmuştur yani. O ablanın sayesinde hani 1 milyon tıklanmışsa şu an 120 milyonda falandır bayağı yani. Bayağı tıklandı evet. Öyle daha çabuk kitlelere ulaşıyor evet, şarkılar. Bence sizin şarkılarınızı falan ben söyleyeyim önceden bir böyle YouTube'a atalım. Daha çok dinlenir diye düşünüyorum ben. Ya işte ama işte benim şarkılarım da öyle şarkılar. Olan dışında birileri söyleyince daha çok dinleniyor. Ama benim şarkılar zaten şarkı olmadığı için yani bir başkası söylese de zaten bir şey ifade etmiyor. Bir işe yaramaz diyorsunuz. Yani güzel. Konserlerin tam olarak içeriğinden ben onu da soracaktım. Şimdi biz konser diye bahsediyoruz ama hani bu adam şarkıcı mı diyecekler. Tam olarak ne yaptığınızı, olayların konserin nasıl geliştiğini öğrenebilir miyiz? Ya konserler şöyle gelişiyordu. 15 ile 20 arası parodi şarkı var. Bunlar zaten minimum 3, maksimum 4 dakikadan oluşuyor. Konserin genelinde minimum 1 saatlik bir... Gösteriyle birlikte mi? Minimum şarkı performansı 1 saat. Ondan sonra şarkıların hikayesi ve seyirciyle interaktif iletişimle beraber maksimum 2 saatlik bir gösteriye çıkıyordu. Zaten benim çıktığım yerler öyle sempozyumlar veya kültür merkezleri değil, ben barlarda çıkıyordum. İşte hani Nublu, Hayal Kahvesi, işte Bronx gibi işte milletin belli bir drink seviyesine ulaştıktan sonra performansları dinledikleri yerler, o tarz yerlerde çıkıyordum. İşte 2 saatlik bir gösteri. Çok eğleniyorduk ama ya. Çok yani güzel. Çok şimdi duygulandım yani biraz. Şöyle klişe bir soru sormak istiyorum kendimi de aşağılayarak. Tabii şu an ki. Hayal ettiğiniz yerde misiniz?
Yani hani o 2011 senesinde şu an hayal yola başladığınızda, şu an hayal ettiğiniz yerde misiniz? Şu an hayal ettiğim yerde değilim. Şu an Bayezid'deyim. Kanyona gitmek istiyorum çünkü. Yok, şaka yapıyorum. Hayal ettiğim yerin ilk basamaklarındayım. Ben daha yani gencim. Hani o yüzden direkt hayal ettiğim yerdeyim demiyorum. Ama şey için şükrediyorum yani. En azından hayallerime bir merdiven dayanıldı. Hı hı. Ve ben de o basamaklara çıkıyorum. Biraz durdum ama çıkmaya devam edeceğim. Tam olarak değilsiniz yani. Yani ben de üzüldün mü? Ben hayallerim ya hayır bak bir hayallerim ben hayallerimi gerçekleştiriyorum ama tamam. İnsanoğlu doyumsuz. Evet, hayalini doğru. Gerçekleştirdiğin zaman daha heyecan fazlasız. Kalmıyor ve daha fazla şeyleri hayal ediyorsun. Bu sefer yeni hedeflerin oluyor. Hı-hı. O yüzden ben aslında benim hedefim internette başarılı olmak değildi ama internette başarılı oldum. Hı-hı. Benim hedefim televizyona çıkmaktı. Televizyonda bir şey yapmak oldu. İyi birisiyle çalışmak oldu, iyi kanallarda çalışmak oldu, iyi paralar kazanmak oldu, iyi bir hayat yaşamak oldu. Ama bu da değil bence hayat ya. Daha var yani. Daha var. Yani ben, ne bileyim, insanlığa armağan edeceğim çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Şarkı, türkü. Her şey. Yani her şey. Talk show'a başladınız şeyde, Fox TV'de. Doğrudur. Bitti. Doğrudur. Valla biz burada her şeyi söylüyoruz. Reklam meklam hiç umurumuzda olmuyor ama bütün kanalların adını da söylüyoruz. Los Angeles'a gidip oradaki talk show'lardan işte şey yapmışsınız. Aşırmışsınız. Evet. Aşırmışsınız. İnceleme şansı yakalamışsınız galiba. Hatta Los Angeles'ta da New York'ta da hemen hemen her şeyi izledim. Hemen hemen her şeyi her şeyi izledim. Conan O'Brien'lar, Letterman'lar, Jimmy Fallon'lar, Kimmel'lar, Ellen DeGeneres'ler falan filan hepsini izledim ama mevzu oradan bir şey aşırmak değil. Çünkü insanoğlu şunu anlamıyor. Hayır canım aşırmak, yok, yok. Aşırmayı siz söyleyin. Hayır onu ben şakasına dedim zaten. Çünkü ben basınla öyle çok uğraştım. Gitti oradan işte konsept aldı falan filan. Bence bu çok güzel bir şey. Gidip bir şey yapmadan önce onu yerinde araştırmak kadar güzel bir şey var mı? Yani çoğu ya, insan bunu yapmıyor zaten. Ben zaten Okan Bölgen'de 2 sene çalıştım. Hani yerinde çalıştım yani. O yüzden işin arka planını biliyorum. Ama bir Amerikan kanalında çalıştığım için ve bir 60 dakikalık program yapmak istediğimiz için en azından gidip sadece burada YouTube'da veya TV'de izlemek değil, orada da biraz arka planı görmek gerekiyor. Ki gördüğümde de şok oldum. Niye şok oldum? Hatta üzüldüm. Çünkü buraya geldiğimde bunların aynısını yapamayacağımı çok net biliyordum. Çünkü burası Türkiye. Evet. Burada başka türlü ilerliyor. Orada 50 yıllık bir gelenek var. Orada taçlar devrediliyor yeni nesillere. Burada ben tek başıma mücadele ettim. Gittim, örnekleri gördüm. Yani çok zor bir şey. Bu benim hani böyle bir şey yapsan iyi olur mu deyip bir gün kafam güzelken ya evet ya ben niye şey yapmıyorum dediğim bir şey değil. Bu benim hayalimdi mesela. Evet bir gün bir gece şovum olacak ve ben bunu sunacağım. Erken mi oldu bilmiyorum. Geç mi oldu onu da bilmiyorum. Bir şans, bir genel bir şanssızlığım vardı. O hep bende kalacak zaten. Ama çok güzel bir 13 bölüm geçirdik. İnanılmaz tecrübelerim oldu. Ekip kurma şansım oldu. Çok sinirli, stresli bir dönemdi. Ama en azından yeni birinin geleceğini ve gelmesi gerektiğini TV sektörüne bunu gösterdik. Devam da edeceğiz. Yani evet bir sene ara vermiş olabiliriz. Eyvallah. Shakespeare'in de kayıp 8 senesi var bu hayatta. Hiç kimse sormuyor Shakespeare o seneler ne yaptın diye. Çünkü hayat, yani adam geride bir sürü eser bırakmış. Evet. Ama herkesin böyle yaşadığı, hatta tökezlediği bir dönem oluyor. Benim de tökezlediğim bir dönem oldu. Ama şimdi yavaş yavaş refaha doğru çıkıyorum. Şova başlayacak mısınız tekrardan? Var mı? Ya geçen sene normalde başlayacaktık. Fakat işte seçimler, erken seçimler şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Bunlar TV sektörünü çok etkiliyor. Her şey etkiledi. Yani İnanın. Her şey. Ben kendi mesleğim açısından söyleyeyim. Beni de çok etkiledi. O yüzden bazı şeyleri hep erteledik. Yani Temmuz ayında bir anons geçiyoruz. Yakında yeni kanalımızı duyuracağız diye. Ağustos oluyor. Bu sefer diyoruz ki arkadaşlar 2016'da görüşürüz. Yani ben seyirciyle buluşmak istiyorum. Can atıyorum çünkü bu bir senelik süre zarfında inanılmaz şeyler öğrendim. İki kere kafayı kazıttım. Çok büyük depresyonlara girdim. Dibi gördüm. Dibe vurdum. Dipten çıktım. Tekrar düştüm çıktım. Bunlar iyi oldu. Şu an seyirciyle paylaşacak çok şeyim var. Şu an tam tarih veremiyorum. Ama yakında.
Yani devam edeceğiz programı yani. Yaptık, ettik, bitti. Hadi. Aynı şekilde mi? Aynı kanalda. Yok, bu sefer hava yollarıyla yapacağız. Havadan. Aynı kanalda. Yok, kanal bilmiyorum. Kanalı da bilmiyorum. Eskiden kanal belliydi, söyleyebilirdim ama şimdi belli değil. Yani yapmak istiyorum. Yapacağım da ama şimdi öncelikle sinema filmi olduğu için o daha çok zaman alıyor. Programı yapacağız ama. Yapacağız. Öyle boş kalmayacak orası yani. Hiç radyoculuk falan herhalde hiç yapmadınız. İlk defa radyoculukla uğraşmayan bir konuğum var şu anda. Var. Ben radyoyla, hayır radyoyla bireysel olarak değil de Okan Bölgen'le çalışırken Radyo Trafik'te ve Okan Bölgen FM'de sidekick'tim. Yani dolayısıyla radyoya hakimim. Yani illa yani bir yerde radyo yayını yapmama gerek yok radyoyla ilgilenmem için. Yani var bende o. Var, o da var. Vine'larınızda çeşitli karakterler var. Bu karakterleri, tiplemeleri filmlerde görebilecek miyiz biz? Öyle bir şey düşünüyor musunuz? Birkaç tanesini evet. Çok sağlam bir soru ama değil mi? Yani yok ben, o kadar sağlam değil. Ben sağlam bir cevap vereceğim ama onu çok biliyorum. Evet, yani hayalim var. Fakat şu an yazdığım hikayeler karakterlerle alakalı değil. Hayatını Michael Jackson taklidi yaparak geçindiren bir çocuğun hikayesini yazdım çünkü ben. Onun filmini yapacağız. Yani Vine'deki tiplemeler ona belki biraz daha var ya. Biraz daha sosyal medyada izlensin, tanınsın, daha bilinsin. Daha ne kadar izlenecek ya? Yani daha 1 milyar izlenmesini istiyorum yani. Çok paraya ihtiyacım var çünkü. Yok yani şey, stratejik olarak işte burada bir strateji lazım. Daha onları biraz bekleteceğim. Şu an kafamdaki filmi hemen yapmalıyım. Çünkü artık Michael Jackson diye bir şey kalmayacak. Evet. Üzülüyorum yani. Ama o tepkiye rağmen yapmak istiyor musun? Yapacağım işte. Yani bu sene artık yapıyoruz çünkü. Mart'ta çekimlere başlayacağız. Ama vizyon tarihimiz şu an söyleyemiyorum. Yani, öğrenirim. Yani. Öğrenirim falan. Yok hayır biz bile bilmiyoruz yani. Hani kafamızda tarih var. Da şimdi onu söyleyip insanları yanıltmak yanlış olur. Anladım. Michael Jackson diyorsunuz yine. Yok Madonna dedim. Yanlış duydunuz. Evet. İstanbul Üniversitesi'nde bir troll edebiyatı olsa birincilikte bitirmez miyim okulu? Evet. Yani, kesinlikle. Çok başarılıyım o konuda. Evet, ben zaten safım. Hemen düşüyorum her şeyi. Hangi burç? Akrep. Akrep mi? Evet. Bu kadar tehlikeli bir burcun saf oluşu. Yükselen yengeç ama işte orada. Yükselen yengeç. Aa, peki bir şey diyeceğim yani akrep şeyi yok sende. Tipi mi? Hayır hayır. Aslında herkes tam tersini söylüyor. Akrep falan der ama bana. Ya sana baktığı zaman bütün hal ve hareketlerine akrep diyen birisi varsa o kez astrologdur yani senin arkadaşın değildir. Değil mi? Yani hiç belirlediğimiz hafta. Burçlarla ilgilenirim yani. Ben koç burcuyum mesela. Hiç tahmin edebilir miydin koç burcu olduğunu? Evet. Nasıl? Kardeşimden. Kardeşim de koçtur. Böyle hafif bir şeyler var yani. Ne yani? Mesela inatçısınız. Hafif nedir? Kırıklıklar mı var? Ne? Yok yok benzerlikler var. Öyle hafif şey var deyince. Güldüm. Kameramanımız da gülüyor bu arada. Ya. Sesleriniz geliyor. Sizde hafif şey var. Kırıklıklar var. Ben kesin koçsunuzdur diye düşündüm. Yok ya akrep. İnatçı ve bir anda sinirlilik var sizde. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi bak. Mesela terazi burcu. Sence terazi burcu nedir? Terazi dendiği zaman böyle. Dengesiz. Hayır dengesiz. Ne? Hayır. Sen terazi tanımamışsın. Hayır. Yapma. Kesinlikle. Böyle başına vur ekmeğini al. Terazi öyledir. Yapma ya. Terazi öyleymiş ya. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Terazi burcunda ego doğuştan gelir. Ego var evet. Bak dikkat et. Ego doğuştan gelir. Fakat koç burcunda sonradan. Bir şey başarırsan ego vardır. Bir şey başaramazsan zaten koç burcunu göremezsin bir yerde. Ego yoktur. Sinirli kısmına katılıyorum. Evet çok sinirli. Ama huyuna gidersen de dünyalar senindir. Akrep bence içinde biriktirir. Yani bütün her şeyi suratına böyle gülerken hiç ummadığın bir anda şakadan evet. Çıkartabilir yani. Evet. Akrebin öyle bir sinsiliği demeyeyim de. evet yani öyle doğru. Öyle bir hamlesi var yani. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Siz ne burcusunuz abi? Aslan mı? Aslan siz? Ben Oğlak burcuyum. Oğlak. Siz? Ben de Oğlak. Siz de Oğlak. Aa Oğlak hepsi. Koç burçları aslandı değil mi? Aynen. Bu aslanlar iki, direkt liderlik yapar ederler ama. Koç burcu Oğlak ve Aslan burçlarıyla çok iyi etkileşime geçer. Mesela Oğlak kadınlarıyla sıkıntı vardır. Oğlak kadını biraz başına buyruktur. Ama Oğlak erkeği iyidir. Aslan aynı göründüğü gibidir. Oğlak kadını, siz Oğlak kadını vardı zaten. Ama bak değişiyor.
Yani ya kıvırmıyorum şu an yani. Tanıdığım oğlak kadınlar. Ya öyledir yani. Mesela koç erkeği tanırsın. Ben de bir koç erkeğim. Ama mesela iki koç yan yana geldiği zaman biri susar. Çünkü evet. bazı koçlar vardır suskundur. Bazıları vardır coşar yani. O yüzden hani öyle hep öyle koçlar çıkar insanların karşısına. Ve siz konuşan olansınız. Yok ben daha ziyade susmayı tercih ediyorum. Hiç öyle görünmüyor mu? Bu arada burçlardan da bahsettik. Çok güzel oldu. Evet yani o konuda. Yükselen ne kadar etkiliyor burçları? Vallahi Rahime Hanım yükselen... Yani sizin yıldızname'nize de bakayım istersen. Katrine aşk falı falan. Çok, çok iyi olur. Yok. Sizin yıldızınız yüksek. Bugünlerde Merkür geriliyor. Sizin yıldızınız yükselik falan. Yok yok. Yükselen konusunda ben de tam manasında bir şey çözemiyorum. Deniyorum aslında. Sonuçta benim mesela yükselenim ikizler. Ama benim anlaşamadığım bir sürü ikizler var ya. Yani. Nasıl yükseliyorum onlara tahmin edemiyorum. Ama onunla alakası yok ki. Neyle alakası var? Yani yükselen burcun anlaşmayla bir alakası yok. Neyle alakası var? Karakterinize etki ediyor. Hatta şöyle bir şey duymuştum ben. Bilmiyorum size de sormak istiyorum. Şu an yeri gelmişken sorayım. Ana burcumuz, hani benimki akrep yükselenim yengeç ya. Aslında benim karakterimi belirleyen yükselenmiş. Öyle diyorlar. Öyle bir söylenti varmış. Yani doğru. Yükselenin ne diye sorduklarında aslında anlaşabileceğim burç nedir? O sorunun alt yapısı. Ben şimdi yengeçle anlaşabiliyorum yani. Yani o zaman şimdi sen, ben koç burcuyum, yükselenim ikizler. Senin dediğine göre ikizlerden alıyorum karakterimi. Evet. O zaman niye ikizler burcu olmuyorum? Değil mi? Çok enteresan. Yani bak hemen mantığı çökerttim. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Yani. Ama öyle okudum ben. Yok o şeydir okudum. Yani o anlaşabileceğin en uyumlu burç. Öyledir yani çünkü koçun sen koçla anlaşabildiğini gördün mü hiç? Ben anlaşırım yani. Yani çok bir iyi yerde, anlaşırım hatta. Sen anlaşırsın. Koç koçla anlaşır mı? Yani. Ben de akreple çok anlaşamam. İki burcun... Zaten aynı kutuplar falan filan birbirini iter. İter. Aynen olay. Öyle. Aynen öyle. O olay var yani. Burçlar bittiyse şimdi sırada ne var? Moda. Trendsetter'ları inceleyelim. Evet moda. Genelde siyah rengi kullanıyorsunuz. Yok bugüne özel. Genelde hiçbir şey giymiyorum. Yok, ben kendimi bildim bileli siyah. Hiç kimseden özenmedim. Yani bu bir şey diyeceğim. Yani dünyada 50'lerde de siyah giyen insanlar vardı. Ben yani hiç kimseden özenmedim. Kilonuz da yok ki öyle çok fazla. Hani genelde kilo. Ben siyahı beni en rahatlatan renk olarak düşünüyorum. İyi hissettiriyor. Gücü size. Ondan alıyorum yani. Gücü pembeden alsam pembiş kıyafetlerle gelirdim yani. Aa adam gücü pembeden alıyor derdiniz. Burçlar da etkiliyor değil mi renk konusunda? Eskiden ya burçlar o kadar etkiliyor mu bilmiyorum ama beni siyah mesela hiçbir zaman karamsarlığa düşürmedi yani. Zaten onu diyen ya ben anlamıyorum onu diyen insanları. Ne var yani siyah giymişim. Bunun karamsarlıkla ne alakası var? Yani niye siyah giyen insanlara da bakıyorum. Bir şey diyemiyorum yani. Burada Mahsun Kırmızıgül'ün sözü geliyor aklıma. Neydi? Ne kıyafetler gördüm içinde insan yok. Ne insanlar gördüm üstünde kıyafet yok. Bu arada Mahsun Kırmızıgül müydü? Hayır. Hayır. Mevlana. Mevlana. Sizi sınadım. Sizi sınadım. Sizi sınadım. Evet. Mahsun Kırmızıgül'ün ne alaka? Onun da öyle bir şarkısı vardı ya da albüm kapandı mı öyle bir şey geçiyordu ya. Uydurmuyorum yani. Var öyle bir şey var. Google kullanıyor musunuz? Google diye bir arama motoru var. Evet. Hemen bakabilirsiniz ben isterseniz. Ben izledim az önce. Aa. Evet. Var mıymış? Siz varsınız herhalde. Hayır. Hayır. Mahsun ben anlamadım bir dakika. Sizi Google'ladım az önce. Ha beni Google'ladınız. Evet. Ben diyorum ki Mahsun'un bu sözü var mı yok mu onu Google'ladınız mı? İnternet çekmiyor şu an. O kadar dipteyiz ki. Nasıl yani 4.5G'ye geçmediniz mi hala? 4.5G'ye geçmedik ama işte çok alttayız okul. Alt kattayız. Buradan ya. Kime siteminiz? Telekomünikasyon şirketlerine. Hayır biraz daha üst kata alabilirlerdi radyoyu. Bence değil mi? Şimdi 4. kata falan. Tamam hemen bir dilekçe toplayalım. Okula. Bütün okula. Change.org'da hemen bir imza kampanyası. Hiçbir şekilde çekmiyor şu an hani. Paylaşalım desek aralarda atamıyoruz. Reklamımızı yapamıyoruz. Yok hiç sıkıntı yok ya o konuda. Yok yani. Tamam. Ya bütün şu an bildiklerimi falan unuttum yani. Bütün sorular falan. Hemen yenileyelim. Ben hemen bir soruyla geleyim. Neden radyo? Ben mi? Evet. Kendimi geliştirmek için.
biraz mikrofon başında, kamera önünde heyecanımı atmak için. Yani evde kendi başınıza ayna karşısında mikrofon alıp yok, radyoculuk yok. Yapar mıydınız? Yok, hayır. Ya, asıl hedefim ana haber spikeri olmak da. Bunu her programda belirtiyorum ki dinleyenler hani... Aslında ses tonu trafikte seyir halinde frekansları dolaşan seyirciler için, pardon dinleyiciler için çok olumlu ve uyumlu bir ses tonu. Teşekkür ederim. Yani kulağı rahatsız etmiyor. Bazı sesler var hakikaten yani frekans değiştiriyor. Mesela bu radyonun sunumunu yapmaya kalksam ne olurdu bu? Radyonun sunumunu? Yani atıyorum... bir BBC radyoda hani şey olur ya, now you are listening nothing but the best of all these, you are listening Magic 90.9 gibi bir şey yapmak isteseydin nasıl yes, olurdu bu? İngilizce bilmediğim için. Türkçe yap. biraz önce yaptım aslında değerli dinleyenler, hepinize günaydın falan diye böyle. Bu naçizane bir tavsiye. İnsanlar sabah kalkıyor ve insanlar... Değerli dinleyenler, hepinize merhaba. O kadar da şen şakrak değil. Sesin çok güçlü olması lazım. Yani çok güçlü derken... Diyaframdan almam. Hayır, hiç onunla alakası yok yani. Hep seslendirmede de öyledir, gülümseyerek. Bir kere gülümseyerek oku, bir düz oku önce. Şu an güleyim. Gülerek okusam önce. Çünkü gülüyorum. Gülümseyerek okuduğun zaman karşı tarafa geçiyor bu. Hmm. Bak şimdi, Rahime ne haber? Şimdi bak. Rahime ne haber? Ama sizi görüyorum şu anda. Ama bak ses, gözlerini kapatıp sesi dinlediğin zaman ses sonundaki gülümsemeyi de hissediyorsun. Bu da enerjidir. Hmm. Bu ben radyo dersinden dolayı senden 500 artı KDV alacağım. Falan yapıyorum böyle kimse görmediği için. Ama haklısınız tabii. Fatura kesebiliyor musun sen? Ya da serbest meslek makbuzu? Yok hayır. Çünkü bu verdiğim radyo dersinden sonra bu faturalandırman lazım bana. Herkes gülüyor bana şu anda burada. Yok ya yok. Vallahi ben biraz seni açmak için şey yapıyorum. Çok, hani çok ben iyi, gergin süper. Gelmişim ya. Ben sinirli gelmişim ya. Ben korkarak kaçtım geldim böyle mont almadan üstüne. Ama radyo böyle bir şeydir. Diye kapatayım mevzuyu ben direkt. Ya süre o kadar çabuk geçiyor ki. Ama öyledir yani. Şu an bitsin istemiyorum gerçekten. Radyo Lord of the Rings gibidir. Evet. Nasıl geçtiğini anlamazsın. Evet, üç diski nasıl izlediğini hiçbir zaman anlamazsın. Kaç kere izledik hatta. Kaç kere izledin bayağı hakikaten? Bayağı izledik. Hakikaten o kadar izledim ya. Ya böyle 5-6 defa izlemişimdir. Bir o bir Alacakaranlık. Bayağı izledim. Alacakaranlık? Uğur Yücel. Twilight. Twilight. Ha. Bak Alacakaranlık deyince niye aklım Uğur Yücel'e gitti benim ya. Onun da öyle bir tane filmi. Alacakaranlık diye bir dizisi ya da filmi vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Son sorular mı? Son sorular. Şarkıya hiç girmeyeceğim ya. Girmeyelim. Şarkı arası vermeyeceğim. Şarkı, yani. Bütün, sohbet edelim. Bütün radyoyu yani bütün yayını şarkıyla kapatırsın zaten. Evet. Son sorularını dinlemek isterim. Umarım hayatında dönüm noktası oluşturabilecek cevaplar da verebilirim. İnşallah. Günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz? İş dışında. Günlük hayatımda çok okuyorum, çok izliyorum. Okuyorsun. Çok yazıyorum. Bazen hiç yazamıyorum. Bazen hiç çizemiyorum. Geziyorum. Bol bol müzik dinliyorum. Çok sohbet ediyorum. Çok anlatıyorum özellikle. Onun dışında proje geliştiriyorum yani. Boş bulduğum anda da sosyal medyaya işte videolar atıyorum. İnsanlar gülsün, eğlensin. Hakaret etsin, yerden yere vursun, beğensin, paylaşsın diye. Peki böyle moralinizi bozan hiç yorumlar oluyor mu? Kafaya takıyor musunuz? Eskiden onları? Oluyordu. Yani ilk çıktığım zamanlarda oluyordu. Yani üzülmüyordum da sinir oluyordum yani. Ulan işiniz gücünüz mü yok yani diye düşünüyordum. Ondan sonra iyi kötü bütün eleştirileri göğsümde stop etmeye başladım yani. Bu böyledir. Benim de sevmediğim birçok şey var. Beni seven, beni sevmeyen de birçok insan var. Ama amaç o sevgiyi kazanmak diye ağlıyormuşum. Şu an kazandınız burada. En azından hepimiz sizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ona emin olabilirsiniz. Allah binlerce kez sizden razı olsun. Estağfurullah. Yani. Siz de bizi sevdiyseniz eğer. Tabii hemen yarın sabah tekrar geleceğim. Tamam. Yani. Tamam. Gelirim. Kabul falan diyor. Her hafta. Yani bu son yayında. Yok canım daha haftaya ne konuklarım var benim ya. Öyle mi? Buradan da söyleyeyim ya haftaya. Haftaya kim konuğumuz? Haftaya Ece Üner. Ece Üner kimdi bir hatırlamak gerekirse? Show TV'de hani böyle gözleri renkli, esmer bir İç yapımlar müdürü mü? Kimdir ana bu? Ana haber spikeri. Aa öyle mi? Evet. Yeni nesil mi yoksa geçmişten mi biliyoruz? Aslında bayağıdır var ekranlarda da. Çok bunu, eski değil tabii. Bunu Ece Hanım'la konuşsanız benim vaktimden alıyorsunuz çünkü. Siz sordun. Ya ben çok eğlendim ya. Radyo gerçekten
önemli bir şey. Ki önemli bir şey olmasa bugün Okan Bölgen de radyo yapmazdı. Yok ya, vallahi Okan bileyim. Okan Bölgen'le... Kan bağınız nereden geliyor? Aranızda bir şeyler var ama tam ben bilmiyorum çok ben o olayı. Ben çok severim. İki sene çalıştım dedim, dinlemediniz galiba. Onu biliyorum. Yok, ondan sonra bir şey olmuş sanırım. Yok, şey, iki sene çalıştıktan sonra doğal olarak ayrılıyorsunuz yani. Yani bir yerden ayrılıyorsunuz ve ondan sonra hayatınıza devam ediyorsunuz. Kendisi mi aradı sizi? Nasıl yani? Başta. Yok, kendisi bana fax çekti. Biz müsait sende de Beyoğlu'nda görüşebilir miyiz? Ya hayır, o benim çalışma dönemim işte şey Caspide'ye dayanıyor. Oradan sonra işte TV8'de çalıştık iki sene. Sonra ben molekül gibi ayrıldım. Ha, siz Caspide ile o zamandan beri tanışıyor musunuz? Tabii canım. Ondan sonra değil, ondan önce tanışıyordunuz. Ondan önce de tanışıyordum. Nereden tanışıyordunuz? Nereden tanışıyordum? Böyle şey, üniversite zamanında ekip arkadaşlarından bir tanesini tanıyordum. Onunla da çalışıyordum. Ama bu kadar aşırı neşir değildik yani. Hı, şimdi mi isterseniz buraya? Arayayım gelsin falan. Yok. Gelir mi buraya? Yani yani bilmiyorum. Mail adresini vereyim size. Zaten ben hep böyle şey konuklarımdan birilerini buluyorum vallahi falan. Vallahi gelir desem gelmezse Bayandan bu sefer ben şey buldum. Olurum. Aa, bizim Baran diye bir arkadaşımız var. Herkesin hayatta Baran diye bir arkadaşı evet. olması lazım yani. Bence de. Her işi. Baran'ı konuk etsene bir gün ya. Baran'ın ağzı çok laf yapıyor. Bayağı gider değil mi? Bir saat bile yetmez yani. Bizi dinleyenler için söyleyelim. Baran benim filmimin prodüktörü. Kendisi yeni nesil prodüktör. Bütün piyasayı uyarıyoruz burada kendisi için. Dikkatli olsun. Benim de asistanlığını yaptığım. Aynı zamanda. Sen ağlıyor musun? Evet. Yani duygulandım ya Baran deyince. Yani Baran bilmiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum ona buradan. Şu an karşıda bir iş halletmeye çalışıyor ama çekim için. İnan bu hiç kimse ilgilendirmiyor biliyor musun yani? Hiç dinleyecek kimseye. Ama o. Ya o dinlesin diye mi bırakıyoruz evet. biz bu kaydı? Bu kadar çekimi. Ey Allah'ım ya. Ya umarım istediğin konukları istediğin şekilde alırsın. Mecburi bir şekilde mi evet dedin bana? Hayır. Aradığımda yoksa isteyerek Aa. Miydi? Ben... Hani sonuçta biraz şey oldu işte onu telefondan aradım ben falan filan. Yok hayır ben vakit varsa niye gelmeyeyim ki? Normalde ulaşamazdım yani herhalde. Mart'ta falan Eskişehir Osman Gazi'de olacağız. Doğru söyledim galiba ismini. Orada söyleşi de olacağız. Evet. Yani böyle söyleşi, radyo vesaire işte gelince katılmaya çalışıyorum tabii ki. Katılayım yani. Ben de olsam ben de katılırdım. Yani... Sizin sayenizde kitlelere sesimizi duyuruyoruz. Rayma Hanım yani. Bize bir yol açıyorsunuz, farkında değilsiniz. Bizler kıyıda köşede kalmış insanlarız. Estağfurullah canım. Yani. Onun dışında başka sizin sormak istediğiniz... Evet, arkadaşlar var mı? Var değil mi? Bir soru. Yok. Her soru... her soru neydi? Ben bir şey diyordum, unuttum ya. Ha bir soru candır. Yani bir soru kapıyı açar. Evet. Aynen. Zaten ben 3 tane soru hazırlamıştım. Fazla hazırlamışsın. 3. 3 çok fazla değil mi ya? Bir konuk için. Zaten ne haber nasılsın desen 2 tane oluyor. Ama yetiyor bak. Yetiyor yani. Konu konuyu açıyor. Bundan sonraki hedef ne? Bundan sonraki derken radyodan sonraki hedef. Yani ben bir daha senin programına hangi radyoda konuk olacağım? Radyo değil de belki bir televizyon programı. Oo hemen hayaller televizyon. Oo süper. Ya aslında ben öyle konuklu bir şey istemiyorum. Eğer gündeme düşüp aynı kanalda çalışmıyorsak, ana haberi almıyorsam sizi pek bir daha karşılaşır mıyız bir programda bilemiyorum. Ama bir televizyon programı yaparsam tabii ki de ilk çağıracağım. Ne üzerine televizyon programı? Evlilik mi? Yok hayır. Sevmiyorum onları ben. Normal işte böyle sizin yaptığınız gibi olabilir. Talk show olabilir. Daha böyle konuk ağırlıklı Lütfen olabilir. Lütfen yapın ya zaten. Ama benim espri yani. Yönüm pek gelişmedi. Ben biraz daha ciddiyim. Yani senden çok iyi sidekick olur aslında yani. Pasör olur. Hani olur ya böyle sunucunun yanında hep destek aldığı, pas aldığı insanlar. Yani o konudaki saflık işe yarar. Belki bir sonraki programda öyle bir şey düşünebiliriz. Anladım. Bana ayda 100 bin lira ödemeyi kabul edersen. Kolay değil çünkü bu işler. Yani. Benim çok param bitti vallahi billahi. İşte ben de kazansam ödeyeceğim de size. Ben de kazanamıyorum yani. Yok yok ya umarım istediğin her şeyi yaparsın İnşallah ya. Hepimiz. Yani insan hayaller olmadan yaşayamaz değil mi? Kesinlikle. Yani. Hayal diyorum ben de. %100. Hayal kurma. Sizler Rahime'yi nereden tanıyorsunuz? Tanımıyoruz.
Ciddi misiniz? Bu ne ya? Bugün dost gibi. Ben tanıştım ama geçen hafta yeni çekimde. Evet, arkadaşımız bu hafta yeni ama... Öyle mi? Evet, tanışacağız programdan sonra. Keşke programdan önce tanışaydınız. Belki hiç kayıt tuşuna basmamıştır. Sürpriz oldu onlara da. Siz Rayme'yi nereden tanıyorsunuz? Biz tanışmıyoruz. Bu tanışmıyoruz. Bugün mü? Evet, bugün. Ya yani... ben dedim ya pek okula uğramadığım için böyle geldiğim zaman işte... Ama anca... okula uğramamak da iyidir yani Rahime. Belli bir yerden sonra okul çünkü can sıkıyor değil mi? Ya artık hiç sevmiyorum. Ya hangi raddede okuldan sıkıldın? Ben liseden beri. E niye lise üniversite kazandın beri. O zaman? Zorla oldu o da yani hiç sormayın o işi. Yani senin yüzünden bir gencin dışarıda ben. Donarak eğitimsiz kaldığının farkında mısın? Ama sonuçta benim de ihtiyacım şu var. Şu an seni... biraz cesur okulun yürekliliğe... Adını, okulun adından faydalanıyorum ben sadece. Yani yüreğini toparla ve o gence eğitim hakkını geri ver o zaman. Bunu yapabilirsin. Tamam, o zaman beni bir yerden arasınlar. Gel işte ana haberi sensin desinler. Peki, ben hemen şey bırakıyorum okulu. Niye mesela bir TV kanalının çay ocağından başlamak yerine ya da atıyorum... Buradan başlıyorum mu? Faksları, fotokopileri çekip... Yaptım, onu da yaptım. ...götürmek yaptım yerine ama... direkt ana haberden başlamak... Yaptım. Çok güzel bir hayal ama sence gerçekçi mi? Yaptım, yaptım. 4 ay yaptım onu ben. Hangi kanal? Ütüledim. Faks falan. Ütüledin. Yok, kıyafet ütüledim TRT'de. Ama bunlar yapılır Rahime. İşte yaptım ama yapmadım değil. Yaparım da gerekirse yine. Yani bunlar yapılır. Ama yine de o gencin okuma hakkını ver ona. Yani. Çünkü burada haftada 5 gün okumak isteyen, okumak için çıldıran bir sürü insan tanıyorum. Ben bunu okuldan nefret eden bir insan olarak söylüyorum. Kimse kusura bakmasın ama ya ben de sevmiyordum okulu. Ortam beni sarmıyor. Yani, Rahime sen ne istiyorsun yani tam olarak? Yani Facebook gibi bir yerde çalışmak, hani Luna Park olsun içinde, kaydıraklar, açık büfe yemek, ondan sonra yazılım falan. Ya öyle bir dünya yok. Ben de uzak durabildiğim kadar işte duruyorum. Yani umarım hayallerine bir an evvel kavuşursun. İnşallah. Çünkü çok sıkıntılı hayaller. Duacınım. Sana bu konuda destek olabileceğimiz amin, kadar. Amin, sadece amin. Manevi ama maddi asla yani. Maddi asla. Ama manevi sonuna kadar yani. Olsun şöyle ufak bir belki bir şeyinizde beni taklit edersiniz falan vinelerinizde. Sizi taklit edeceğim zaten. Ben onu kafaya koydum zaten. Radyocu Rahime diye. Ama benim zaten radyocu bir karakterim var. Öyle mi? Mustafa Çare diye. Bu radyo trafikte anons yapan bir adam var ya. Şu anda Şirinevler istikametinde... Yeni Bosna'ya doğru giderken bir zincirleme trafik kazası oldu fakat arkadaşlarımız oraya ekiplerin geldiğini söylüyor fakat Avcılar Kampüsü'nün orada yoğun bir trafik var deyip oradan Cansever'in şarkısına şey ya da neydi Songül Elif Karlı mı neydi? Yine gönlüm hoş ya o kadar bak o karizmatik sesler neler yapıyor görüyorsun evet. Değil mi? Yeni Bosna'daki trafiği anlatıyor. Evet. Şu anda Şirin Evler'de öyle bir trafik kazası var ki yani olay olur gelmeyin buraya. Eski hayatında pilot falan mıymış acaba? Aa, bilmiyorum ki pilot gibi anons ediyor ama radyo trafik bu arada çok dinleniyor. 2 milyar dinleyicisi var. Arabası olan dinliyor. Güney Afrika'da bile dinliyorlar. Şaka yapıyorum tabii ki radyo trafikten bahsediyorum. Evet şu anda Senegal istikametinde yoğun bir trafik var. Papua Yeni Gine'den gelecek yolcularımızın 5 istikametinden tekrar. Evet şu an gülmekten ağlıyor Ali biçim. Yok ağlamıyorum. Ben ağlayalı çok oldu ya. Artık gözyaşı falan biyolojik olarak kalmadı zaten. Çok ağladım yani. Sizde de böyle bir acı deposu var gibi böyle acılarla gelmişsiniz bugünlere gibi. Öyle görünüyor. Doğru. Yani acı çekmeden zafere ulaşılmıyor ki. Yani hiç öyle bir şey var mı hayatında? O yüzden ben de hayallerimin gerçekleşeceğine inanıyorum. Vallahi inançlı olmak güzel bir şey. Yani hani yani sen inanmaya devam et. Yani inanmadan olmuyor diye bir şey yok. Yani o başarmak şey neydi? İnanmak başarmanın yarısıdır. O yalan o. Dünyanın en saçma matematiğidir yani o. Öyle bir şey yok. Ben de senin hayallerini suya düşürmüş gibi olmayayım evet, yani. Evet öyle oldu biraz. Ama yok ben acılardan çok besleniyorum. Zaten trajikomik şeyler trajediden geliyor ya. Bizler böyleyiz Rahime. Bizi böyle kabul edeceksiniz yani. Bir atarlı müşteri temsilcisi alabilir miyiz? O ama ufacık. Benim şu an yapabileceğim bir şey değil. Ben onu çünkü parayla yapıyorum. Yani. Tamam arkadaşlar çıkarın o zaman yanınızı. Ya bir 50-100 atarsan neden olmasın yani. Yok valla yapılacak bir şey olsa yapardım zaten.
Niye? Doğaçlama. Doğaçlama yapamamamdan değil Rayna. Ya, neydi? O bir aplikasyonda yapılan bir şey olduğu için. Ya ben böyle canlı yayında kahkaha atmayı sevmiyorum. Çok kötü gülüyorum çünkü. Niye? İlk defa bir programda bu kadar çok gülüyorum. Aslında senin ses sonunda ne var biliyor musun? Senin ses sonunda böyle çok mesela atıyorum İzmir taraflarında uzak yere gittin ve frekans bir anda falan oldu. Bir anda böyle gayipten kitap okuyan kız sesleri gelir ya, işte şey Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendini kara bir böceğe dönüşmüş olarak gördü falan. Çok güzel kitap okuyabilirsin bu ses sonuyla. Ben programı öyle başladım aslında, kitap okurum diye. Ama şu an buradayız işte. Sonra ne oldu yani? Bir grup seni kaçırdı ve kitap okumayacak mısın dedi. Ne oldu yani? Sonra dedim ki ya dedim kim açıp benim kitaplarımı dinleyecek dedim böyle okuduğum kitap. Hani Okan Bayülgen yüklüyor ya kitaba falan. Okan Bayülgen 2 yıl çalıştınız. Ha. Bak hemen laf sokmaya başladı ya. Okan Bayülgen 2 yıl çalıştınız. Onu yapayım dedim de sonra bu daha eğlenceli. Öğrenciye daha çok hitap eder yap, dedim. Yapın. Kitap okuma mı? Şey Okan Bayülgen gençlerin önünü açar, sever açmayı. İşte teklifi geldi, arıyor biri bak. Süper, Okan Bayülgen arıyordur şu an. Okan Bayülgen arıyor şu anda. Ya! Evet. Benden bahsediyorsunuz falan diye. Bayılır. Kitap oku. Bir kere zaten kitabı kendin için değil, insanlık için oku. Ya evde okuyorum canım. Yani şey yapabilirsin, bu sesi kullanarak görme engelliler için mesela kütüphanelerde evet, işte kitap öyle, okuyabilirsin. Evet. Bir de işin bu kısmından var. Düşünüyordum öyle bir şey bence. Ya düşünme ve bunu hayata şimdi geçir. Ama kitaba uygun deyince sesinde mi anlayabiliyorum? Hayır, kitaba çok yatkın. Sadece kitap oku demiyorum. Bazı sesler var, sadece radyo sesi yani. Şimdi mesela ben Bay J'nin sesini çok severim. Çok karakteristiktir. Evet. Deli gibi İngilizce, Türkçe bir sunum yapar ama kitap okuduğu zaman kitap okuduğu zaman da aynı şeyi alır mıyız? Tereddütteyim. Hı-hı. Ama müthiş bir radyo sesi yani. Hı-hı. Buradan da Bay J'ye Allah nur içinde yatırsın. 2 ay önce kaybettik. Yok, bunu biliyorum. Neyi buna biliyorsun? Düşmeyeceğim. Yok, hakikaten. Aa, bilmiyorsun. Şaka yapıyorsun. Şakacık adam bu arada. Evet, son 1 dakika. Son 1 dakika mı? Evet, son 1 dakika. O zaman ne diyelim son 1 dakika? Hayatta son 1 dakikan kaldığını öğrensen ne derdin? Allah kahretsin derdim yani herhalde. Tövbe yani, estağfurullah, çarpılacağız. Yani, ne derdin? Bak ne derdin dedikten sonra bile gitti 30 saniye evet. Zaten. Ben şok. Ben vefat. Evet, ben vefat. Yani. Ben iptal. Öyle olurdum. Şaka gibi ya. Hayatta 1 dakikan kaldığını bilsen, son 1 dakika ve diyeceğin hiçbir şey yok ya. Sizin? O kadar hazırlıksızız. Sizin var mı? Selametle derdim. Eşedimi getirdim herhalde yani. Yani hayır. Değil mi? Son bir söz derken sana söylemen gerektiğini değil. Beni bir televizyona çıkarıp haber okutmadınız ya derdim böyle herhalde. Bunu kime diyorsun? Yani ölürken kurul var çünkü etrafında. Herhalde yazarlar diye. Sen hep ölüm esnasında bir jürinin karşına çıkacağını falan mı düşünüyorsun? Melekler falan hani olacak ya. Vallahi Rahime inşallah her şey hayal ettiğin gibi olur. Amin. Bu radyo Amin. Programına beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tam 20 yıldır radyo programına katılmıyordum. 20 yıl dile kolay. Kısmet. Size kısmetmiş. Bu frekansta bizi dinleyen, dinlemeyen, dinlemek isteyip de bize hiçbir web tarayıcısından, aplikasyondan ulaşamayan ama gönlü bizle olan birçok insana teşekkür ediyoruz. Bizleri iyi ki dinlediler, iyi ki varlar. Herkese iyi bir yıl geçirmesini diliyoruz o zaman. Sevgiler, saygılar, esenle kalsınlar. İyi geceler herkese. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.